kocası vefat etmiş kadının bahsi. Hellaha onun için caiz midir? En tüsafire sefer etmek fi iddetiha iddetinde. Bir kadının kocası öldü mü 4 ay 10 gün iddet bekleyecek. Bu iddeti esnasında sefer edebilir mi edemez mi? Bu bir. Ve ma ol bir şey ki dehale zalik. Buna dahil oldu min hükmül mutallaka. Mutallakanın hükmünden buna giriyor. Kocası vefat etmemiş de kocası talak vermiş. Fi vücubi ihtadi aleyha. Onun ona ihtadın vücubi fi iddete iddetinde. İhtad yani yas tutması. Bir kadına talak verilirse o yas tutacak. Kaç gün tutacak? Evvelce bir seneydi bu yas tutmak meselesi. Sonra bu bir sene kaldırıldı, 3 güne indirildi. Bir de bunu bahsedecek. Haddesena İbrahim İbni Merzuk kâle haddesena Ebu Asim. Ha ve haddesena Ahmed İbni Davud. Kâle haddesena Müseddet. Kâle haddesena Yahya İbni Sa'id. Kâle cemî'en. Ebu Asim ve Yahya İbni Sa'id. İkisi dediler, rivayet ettiler. An İbni Cüreycim. Kâle akberene Ebu Zübeyr. An Cabir'in. Kâle. Hazreti Cabir dedi ki, tullikat halatun li, benim bir halam tatlik edildi, kocası onu boşadı. Fe eradet en tahruce fi iddetiha, iddeti esnasında kadın çıkmak istedi. İla nahlin leha, kendisinin bir hurmalığına, hurma bahçesi varmış, kadının o hurmalık işi varmış, iddetini bitirmeden hurmalığa çıkıp iş görmek istedi. Fe kâle leha racülüm, bir adam ona dedi ki, leyse zâliki leki, bu senin için caiz değildir. İddetin bitirmeden sen hiçbir tarafa çıkamazsın dedi. Hazreti Cabir'in halasına. Fâtetin Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın geldi Peygamber Efendimiz'e sordu. Fekâle. Resulullah Efendimiz dedi ki, uhrucî ilâ nehliki. Sen hurmalığına çık, git. Ve cüddîhî, hurmalarını da topla. Demek hurmanın toplama zamanı. Onun için git, hurmalarını topla dedi. فَعَسَا اَنْ تَصَدَّقِ. Belki o topladığın hurmaları sadaka verirsin. وَتَسْنِعِي مَعْرُوفًا. Mağruf işlersin. Hurmalarını toplayıp fakir fukaraya verecek. Şimdi bu hadisten anlaşıldı ki, talak verilmiş bir kadın iddeti içinde kendi hurma bahçesine çıkabilir. Bundan bu anlaşıldı. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابرا يقول بن حضرت جابر يشتم derdi ki أخبرتني خالتي خالص ona haber vermiş ki أنها طلقت البتة kocası onu 3 talakla boşamış فارادت أن تجد نخلها o kadın da kendi hurmalarını toplamak istedi فَزَجَرَهَا رِجَالٌ bir takım adamlar onu men ettiler. اَنْ تَخْرُجَ evinden çıkmasını, iddeti bitmeden evden çıkmasını men ettiler. فَاَتَتْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ kadın Peygamber Efendimiz'e geldi. فَقَالَ Peygamber Efendimiz buyurdular ki, بَلَا فَجُدِّي نَخْلَكِ evet sen çık, hurmalarını topla. فَاِنَّكِ عَسَى اَنْ تَصَدَّكِ sen belki onu sadaka verirsin ve tef'ali ma'rufen, ma'ruf işlersin. Yani hayır işlersin. Şimdi bu iki hadisi şerifte kadın iddeti içerisinde dışarı çıkması caiz. Caiz ama gece mi gündüz mü? Gündüz. Gündüzün gidecek, hurmasını toplayacak, gece gene evine gelecek. Bu hadiste bu anlaşılıyor. Evet. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ bir takım cemaat sahibi oldular اِلَا اَنَّ لِلْمُتَلَّقَةِ boşanmış bir kadın için caizdir وَلِلْمُتَوَفَّعَنْهَا زَوْجُهَا kocası vefat eden bir kadın için de caizdir اَنْ تُسَافِرَا فِي عِدَّتِهِمَا iddetlerinde sefer etmeleri caizdir اِلَا حَيْسُ مَا شَاءَتَا diledeki yerler kadın çıkıp da hurmalığına gidebilirse sefere de gidebilir. Bundan bunu çıkardılar. İster kocası vefat etsin, onun iddetini bekliyor. İsterse kocası boşamış, onun iddetini bekliyor. İkisi de
sefer etmeleri caizdir, başka bir yere gitmeleri caizdir diye böyle iştihad ettiler. وَاَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında da delil getirdiler. بِهَذَا الْحَد۪يسِ Hazreti Cabir'in bu hadisini delil getirdiler. Bu oldu bir mezhep. Buna gâil olanlar işte İmam-ı Tehavi beyan etmiyor. Hangi mezhep sahibi buna gâil olmuş onları beyan etmiyor. Onları da beyan etse çok güzel olur. وَخَالَفَنْ فِي ذَٰلِكَ اَخَرُونَ Ülemanın başkaları bunlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki اَمَّا الْمُتَوَفَّ عَنْهَا زَوْجَهَا Ama kocası vefat etmiş kadın. فَاِنَّ لَهَا اَنْ تَخْرُجَ Ona caizdir çıkar. فِي عِدَّتِهَا مِنْ بَيْتَهَا Kendi iddeti esnasında evinden çıkması caizdir. Neharen gündüzü. Kocası vefat etmiş bir kadın 4 ay 10 gün iddet bekleyecek ya, gündüzleri çıkması caizdir. Fakat geceleri evine gelecek. وَلَا تَب۪يتَ اِلَّا ف۪ي بَيْتِهَا Fakat bir yerde gecelemez, illa önde geceler. Gündüzün gider, işini görür, komşularına gider, ne yapar? Fakat akşam oldu mu akşam evine gelecek. Bu kim? Kocası vefat etmiş kadın. وَاَمَّا الْمُطَلَّقَةِ Fakat talak verilmiş bir kadın ise فَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا O iddeti bitmeden evinden çıkamaz. لَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا Ne gece çıkabilir, ne de gündüz çıkabilir. Gece de çıkamaz, gündüz de çıkamaz. Bunlar Hazreti Cabir'in hadisine muhalif geldi. Hazreti Cabir'in halasına Peygamber Efendimiz izin vermiş ki git hurmalarını topla. Bu ikinci kavle göre çıkamaz. Hurma toplamaya da çıkamaz. وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا İkisinin arasını tefrik ettiler. Kocası vefat etmiş yahut boşanmış. لَاَنَّ الْمُطَلَّقَةَ مُطَلَّقَ فِي قَوْلِهِمْ Ulemanın kavlünde لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَا فِي عِدَّتِهَا İddete esnasında hem nefaka ve hem sükne hakkı vardır. İddeti bitinceye kadar, 3 talakla boşanmış bir kadın iddeti bitinceye kadar onun nefaka ve hakkı vardır. Onun için çıkamaz. Kim üzerine nefakası sükunası? عَلَى زَوْجِهَا الَّذ۪ي تَلَّقَهَا Onu boşayan kocası üzerine vaciptir. Onun nefakasını verecek. Onun için çıkmasına ihtiyaç yok. Niye çıkıyor? Nefakasını boşayan adam veriyor. Sükunayı da veriyor. Ne zaruret var ki kadın evinden çıkacak, çıkmayacak. فَذَٰلِكَ يُغْن۪يهَا işte o nefaka, kocasını vermiş olduğu nefaka ve sükuna onu müstahane kılar. عَنِ الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا Evinden çıkmadan müstahane kılar. وَالْمُتَوَفَّ عَنْهَا زَوْجُهَا Fakat kocası vefat eden kadın. لَا نَفَكَةَ Onun nefakası yok. Kocası ölmüş, nefakasını kim verecek? Kimden alacaksan? Kocası ölmüş, nefakası yok onun. 4 ay 10 gün o iddet bekleyecek. فَلَهَا Onun için caizdir. اَنْ تَخْرُجَ çıka fi بَيَادِ نَهَارِهَا Gündüzün ışığında, yani gün doğduktan gün batıncaya kadar beyazına تَبْتَغِي مِنْ فَضْلِ رَبِّهَا Allah'ın, Rabbinin fazlından talep eder olduğu halde çıkar. Yani çıkacak ki rızkını temin eder. Çünkü nefaka veren yok. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ Bu ikinci kavli zahib olanların hüccetindendir. فِي حَد۪يسِ Cabir, Cabir'in hadisinde اَلَّذ۪ي اَحْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِ مَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى Birinci mezhep sahipleri delil getirdiği Cabir'in hadisinde bunlar için de delil vardır. اَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ Caiz ki ola, اَنْ يَكُونَ ola مَا زُكِرَ ف۪يهِ Zikredilen, Cabir'in hadisinde zikredilen hüküm كَانَ ف۪ي وَقْتِ مَا لَمْ يَكُنِ الْاَحْلَالِ Hazreti Cabir'in rivayet etmiş olduğu halasına Peygamber Efendimiz izin verdi ki git hurmaları topla. Bu ihtadın yas tutmanın olmadığı bir vakıtta idi. Öyle bir vakıtta ihtat vacip değil idi de Peygamber Efendimiz onun için ona müsaade etmişti. Yecibu evet kâne oldu o. Fî vaktima bir vakıtta ki lem yekûnil ihtadu ihtad olmadı. يَجِبُ فِي كُلِّ الْعَدَّ عِدَّةٍ Hepsinde ihtat vacip olmadığı bir vakıttaydı. فَاِنَّهُ قَدْ كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ Evvelce böyleydi. O iddetin hepsinde matem tutmayacaktı. Bir kısmında tutacaktı matem. Sonradan uzandı. Matem meselesi, ihtat meselesi de uzandı.
حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال حا وحدثنا أبو بكر إيذا قال حدثنا حبان وحدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن يونس وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا جبارة بن المغلس وحدثنا ربيع المازن وسليمان بن شعيب قال حدثنا أسد قالوا بنر الهبسي dediler ki haddesena Muhammed ibn Talha an el Hakem ibn Uteybe an Abdullah ibn Şeddad an Esma bint Umeys قالت Esma bint Umeys'ten Esma bint Umeys dedi ki lemma usibe Cafer Esma bint Umeys Cafer-i Tayyar'ın ailesi Esma o dedi ki vaktaki Cafer isabet edildi Mu'te harbinde şehit oldu emereni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz beni emretti. Teskuni selâten sümmesne'i maşidi. Peygamber Efendimiz Esma'ya demiş ki teskuni selâten. Üç gün evinden çıkma. Yas tut. Üç gün. Sonra sümmesne'i maşidi. Ondan sonra dilediğini yap. İşte bak bu hadisler, bu hadisten anlaşılıyor ki iddet dört ay on gün ama dört ay on günün yalnız üç gününde matem tutacaktı, yas tutacaktı. Hepsinde değil. İşte Hazreti Cabir'in halesinde boşandığı vakitte, o vakitte üç gün matem tutmak var idi, yas tutmak var idi. Peygamber Efendimiz üç günden sonra ona izin verdi. Çık bahçende hurmalarını topla dedi. İşte o vakitte, o vakitteydi diyor o. Hazreti Cabir'in halasına müsaade o vakitteydi. Fakat o hüküm değişti sonra da. Ama boşanmış o ya, öyle değil. İkisini bir tuttu ya onlar. O birinci kavle sahip olan boşananlarla ölenin hepsini bir tuttular. ففي هذا الحديث بحديث تقول جذورك أن الإحداد يسقطك لم يكن على المعتدة عدة بكليان قادم زرنا والمد في كل عدتها عدة النفس ده وإنما كان في وقت منها خاص وعدة ده خصوصي بالوقت تقول ده وده ناي 3 gün idi ثم نسخ ذلك فقط بو حكم نسخ edildi evvelce isterse kocası vefat etsin isterse talak verilsin üç gün yas tutulacaktı. Hüküm böyleydi. Fakat sonra bu neshedildi. Ve ümiret. Kadın emredildi. Bilhassa şey, kocası vefat eden. Be en tehudde aleyhi erbaate eşhurin ve aşra. İhtadi dört ay on gün oldu. Ayet-i kerimeydi. Vellezine yutuvefevne minkum. Besne ben sinne erbaate eşhurin ve aşra. Bu ayet-i kerime nazil olduğu gibi o evvelki üç gün hükmü nesk edildi. Kaç oldu? Dört ay oldu. فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında rivayet edilenlerdendir. مَا حَدَّسَنَا يُونُسُ Yunus'un İmam-ı Tahaviye rivayet etmiş olduğu hadis. قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيَ عَنْ اُرْوَةً عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Hazreti Aişe diyor ki Resulullah Efendimiz buyurdular. La yahillu limra'atin hiçbir kadına helal olmaz. Öyle bir kadın ki tu'minu billahi ve yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadına helal olmaz. En tuhidde ala meyyitin bir ölü üzerine yas tuta fevke selaset eyyam üç günden fazla. Üç günden fazla yas tutması caiz olmaz, helal olmaz. İlla ala zevcin illa kocasının üzerine yas tutar. Yani kardeşi ölürse, oğlu ölürse, anası ölürse yas tutmaz. Üç gün yas. İlla kocası ölürse o var. Ne kadar? فَاِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ Kocası ölürse ona yas tutar. اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَاَشْرَةٍ Dört ay olur. Bu hadisi şerif. Evet. حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانَ عَنْ اَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعَ عَنْ زَيْنَبْ بِنْتِ أَبِي سَلَمَ قالت زينب بنت أبي سلمة dedi ki لما جاء نعي أبي سفيان وقتك أبو سفيان'ın ölüm haberi geldi دعت أم حبيبة أبو سفيان'ın kızı أم حبيبة أزواج متحرات da haber geldi ki baban أبو سفيان öldü Hazreti أم حبيبة istedi دعت istedi بصفرتين bir sarı bir şey istedi. فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا Kollarını meshetti. وَعَارَدَيْهَا Yüzünü de meshetti. وَقَالَتْ dedi ki اِنِّي عَنْ هَذَا لَغَنِيَّ Ben bundan da müstaniyim dedi.
Levla enni semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i işitmiş olmasaydım. Bundan da müstehaniyim. Sümme zekeret misle hadisi Aişe'te radıyallahu anhu sevâ. Sonra Hazreti Aişe'nin rivayet etmiş olduğu hadis oldu. Dedi ki yani Peygamber Efendimiz ah Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadın yas tutması 3 gündür. 3 günden fazla yas tutması ona helal olmaz. İlla kocası ölürse 4 ay 10 gün yas tutacak. Hazreti Ümmü Habibe'nin yası ne için oldu? Babası. Babası için. Babası için olduğunda 3 gün. 3 günden bunu da yapmam dedi. Yani kollarına, yüzüne o sarıyı vurması o yas alameti. Fakat onu da vurmayacağım ama Resulullah Efendimiz böyle dedi. 3 gün yas tutması var. Yani o 3 günü yerine getirmesi için. Yoksa bunu da yapmam dedi. Haddesena Yunus kal ehberene Süfyan an Eyyub ibn Musa an Hümeyd ibn Nafi an Zeynep bint Ebi Seleme. Evet, onu okuduk. Haddesena Rabi'ul Mezdin kal haddesena Şuayb ibn Leys. Kal haddesena Leys an Eyyub ibn Musa an Hümeyd ibn Nafi an Zeynep bint Ümmü Seleme. Kalet. Zeynep bint Ümmü Seleme ki Peygamber Efendimiz Ümmü Seleme Ezvaç-ı Mütehharat'tan ya onun evvelki kocasından olan kızı. Peygamber Efendimiz'in ögey kızı oluyor. Kâlet Zeynep dedi ki beynemâ ene inde Ümmü Habibe ben Ümmü Habibe radıyallahu anh'ın yanındaydım. Sümme zekeret misli hadisi Yunus. Yukarıda geçen Yunus'un hadisi mislini zikretti. Yani Ebu Süfyan'ın ölüm haberi geldi. Ümmü Habibe de aldı kollarını ve yüzünü sarı bir şeyine şey etti, mesh etti. Ve Resulullah Efendimiz 3 gün bir matem vardır. Onun için ben bunu yapıyorum. Yoksa bunu da yapmaya ihtiyacım yok dedi. قال حميد وحدثتني زينب بنت ام سلمة عن امها ام سلمة زينب بنت ام سلمة عن والدته ام سلمة رضي الله عنها rivayet ediyor enha قالت ام سلمة dedi ki جاءت امراه اسمها عاتكه bir kadın geldi ki ismi Atike idi min Kureyş Kureyş'ten بنت النحام نحام'ın kızı İlâ Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldi. Fekâlet dedi ki İnnâ nehâfu alâ basarihâ. Biz onun gözünden korkuyoruz. Yani göz ağrısı var. Şimdi bir kadın hakkında iddet bekleyecek fakat göz ağrısı olduğunda sürme sürmek lazım. Bu sürmek ise yâse muhalif. Zinet sayılıyor. Yasutan sürme sürmeyecek fakat bunun da göz ağrısı var. Bundan korkuyoruz. Yani Resulullah Efendimiz'den izin almak istedi. Fekale Peygamber Efendimiz buyurdu ki la yani sürme istimal edemez. Erbaate eşhurin ve aşra. 4 ay 10 gün sürme de kullanılmaz. Kad kânet ihtâkunne sizden biriniz kadınlara dedi ki tuhiddu alâ zevciha es-sene. 1 sene kocası için yas tutardı. Cahiliyet öyleydi. Bir kadının kocası öldü mü en kötü bir eve atardılar. 1 sene orada kalır. 1 sene onu öyle rezil, kefaze bir işte ölmeyecek kadar bir ekmek verirler. O şekilde kalırdı. 1 sene onun matemini tutardı. Sümme termi sonra 1 sene geçtikten sonra atardı. Ala resis sene. Senenin başında sene dolduğu gibi bir hayvan tersini alır. Arka tarafına doğru atardı ki işte matemden çıktı. Yani o kadın sürme kullansın ya Resulallah biz gözünden korkuyoruz, göz ağrısı var deyince Peygamber Efendimiz dedi ki siz cahiliyette 1 sene yas tutardınız, sene sonunda da bir hayvan tersini alır atardınız. E şimdi 4 ay 10 güne sabredemiyor musunuz? Yani İslamiyet tahfif etti kadınlardan, o hükmü tahfif etti. Yani buna razı olun demek istedi. حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع مولى الأنصار حميد بن نافع ده أنصارين كلاسي أنه سمع زينب بنت أم سلمة أم سلمة'nin kızı Zeynep'ten işitti تحدث عن أمها وأم حبيبة هم والدة أم سلمة هم أم حبيبة رضي الله عنهما'dan رواية ذلك أم حبيبة اسمها رملة Ümmü Habibe'nin asıl ismi Remle'dir. Ümmü Habibe künyesi. Misle ma fi hadisi Rabi'in anhuma. Rabi onlardan nasıl rivayet eylediyse o da aynı hadisi rivayet eyledi.
Kale Hümeyd. Hümeyd diyor ki, fekultu li Zeynep. Ben Zeynep'e dedim ki, ve ma ra'sul havl. Havlun başı ne demek? Senenin başı oldu mu bir hayvan tersi alır atar diyor dedi Resulullah Efendimiz. Bu ra'si havl ne? Sene başı. Onu anlamadı. O izahını istedi ondan. Fekalet. Zeynep dedi ki, kânetil mer'atü fil cahiliye. Cahiliyette bir kadın oldu. Zemâte zevcuha, kocası öldü mü? Amedet ilâ şerri beytin leha. En kötü bir eve giderdi. Evet. Fecelleset fihi sene. Bir sene orada otururdu. Feizâ merret biha senetün. Sene tamam oldu mu? Harecet evden çıkardı. Veremet atardı bi be'aretin bir hayvan tersini min verayha arkasında. Arkasından atardı işte. Resahül bu demek. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت بهذه الحديث الثلاثة بويش حديث الشريف زينب بنت أبي سلمة خبر بردونها قالت زينب dedi دخلت على أم حبيبة أم حبيبة رضي الله عنها yanına girdim. Sümme zekeret anha misle ma zekerna anha. Bizim yukarıda zikrettiğimiz hadisi zikretti. Fî ma tekaddemehu min hâdîl hadis anin nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den gelen o hadisi rivayet etti ki, yani Ebu Süfyan'ın ölüm haberi geldi. Hazreti Ümmü Habibe'nin babası Ebu Süfyan. Onu tutunca getirdi, kollarını sarı bir şeyle bir de yüzünü meshetti. Dedi ki, işte bu kadar yeter işte. Yani tutmuş olduğu matem o kadar. Bunu da ben yapmam fakat müstahaneyim ama Resulullah Efendimiz emretti. Üç gün matemi vardır. Kocası değil de başka bir akrabası ölürse üç günden fazla matem tutması haramdır. Kâlet Zeynep dedi ki, وَسَمِعْتُ اُمْ سَلَمَا تَقُولُ Ümmü Seleme'yi de anası kendi validesini işittim. Derdi ki, جَاتْ اِمْرَاتٌ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bir kadın Peygamber Efendimiz'e geldi ki, yukarıda geçti ya, Atike isminde birisi. Sümme zekeret nehve ma zikernâhu anha. O da bizim zikrettiğimiz hadis-i şerifi aynını zikreyledi. Fî mâ tekaddeme min hâdîle hadis. Bu hadislerden tekaddüm etti ya işte, aynen onu zikreyledi. Kâlet. Dedi ki, dehaltu alâ Zeynep binti Cahşin. Ümmü Seleme'nin kızı Zeynep diyor ki, ben Ezvac-ı Mutahharat'tan Zeynep binti Cahşin yanına girdim. Fe zekertu anha fe zekeret. فَزَكَرْتُ عَنْهَا Ben ondan zikrettim. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, o da Peygamber Efendimiz'den. Yahut da فَزَكَرَتْ O Zeynep zikretti anha, Zeynep binti Cahş radıyallahu anhadan. O da kimden? Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. فِي حَدِيثِ يُونُسْ عَنْ عَلِيِّنْ وَفِي حَدِيثِ رَبِيعْ عَنْ شُعَيْبٍ مِمَّا زَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ fi bintin nahham. Gerek Hazreti Ali'den, gerek Şeyb'in rivayetinden gelen bu hadisler Ümmü Seleme'de toplanıyor. Ümmü Seleme de Peygamber Efendimiz'den bintin nahham hakkındaki hadisi rivayet eyledi. Yani Atike isminde birisi geldi. Ya Resulullah, işte filan kes iddet bekleyecek fakat o iddet esnasında gözlerinden korkuyoruz. Yani sürme sürsün mü? Müsaade istedi. Peygamber Efendimiz de yok. 4 ay 10 gün geçmedikçe bu sürmeyi kullanamaz. Tabi o kadına da tehfif, o hükmün cahiliyet zamanındaki hükme nispetle tehfif olduğunu anlatmak için sizden birinizin kocası ölürse bir sene en kötü bir evde kalırdı, yas tutardı, sene geçtikten sonra da bir hayvan tersini alır arkasına atardı. Halbuki şimdi Cenab-ı Hak tehfif etti, 4 ay 10 gün o da kocasının evinde kalacak izzet ikramıyla. حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهاد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عنهما كليهما بو صفية بنت أبي عبيد يا حزرت حفصة يا حزرت عائشة يا خط هرك سندن روايته لدي ورد راوي شكليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Peygamber Efendimiz buyurdular ki, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kadına helal olmaz. أن تحد
ihdad ede yasluta ala mutevaffen, ölmüş kocası üzerine, ölmüş bir kimse üzerine, koca yok, ölmüş bir kimse üzerine, fevke selâsi de yâri, üç geceden fazla matem tutması helal olmaz, illa ala zevcin, illa ölen kocası olursa o fazla tutacak ki 4 ay 10 gün. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب النافع عن صفية بنت أبي عبيد أن بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة. Şimdi burada da diyor ki Safiye bint Ebu Ubeyd Peygamber Efendimiz'in zevcelerinden bazılarından ki o da Ümmü Seleme'dir. Ondan rivayet eyledi. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem misli. Peygamber Efendimiz'den aynen bu hadis-i şerifi rivayet eyledi. Ve zade. Fakat bu ikinci rivayette ziyade eyledi ki fe inneha kocası ölen kadın tuhiddu aleyhi kocası üzerine yas tutar erbaate eşhurin ve aşra. 4 ay 10 gün. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أن بعض أمهات المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم yine Safiye bint Ebi Ubeyd'den geliyor ki o da Ümmahat-ı Müminin bazılarından rivayet eylemiş ki Peygamber Efendimiz buyurdular لَا يَحِلُّ لِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadına helal olmaz. En tuhidde ala meyyitin bir ölü üzerine yas tuta fevke selaset eyyem üç günden ziyade illa ala zevcin illa kocası olursa o 4 ay 10 gün yas tutacak. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عارم ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع فذكر باسناده مثله اينم بو حديث الشريف ابن مرزوق روايه ادور امام الطحاوي حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن حفصه عن ام عطيه قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Ümmetiye diyor ki Peygamber Efendimiz bize emri eylediler. En la tuhiddel mer'etu fevka selaset eyyam. Bir kadın ölüsü olursa 3 günden fazla yas tutmasını evet 3 günden fazla yas tutmamalarını emreyledi. İlla ala zevcinin illa kocası olursa ona ziyade tutacak. Ve la tektahile sürme de sürmeye. O 4 ay 10 gün zarfında ve la tatayyebe koku da sürmeye ve la telbese sevben mesbuğen boyanmış sari boyayla boyanmış elbise de giymeye illa sevbe asbin illa kendiliğinden tokunmuş beyaz sari iplikle tokunmuş da o başka. Şimdi elbise bir var ki renkli ipliğinden dokunmuş ona asıp derler beyaz kırmızı böyle dokunmuş. Bir de var ki hayır, elbiseyi hususi sarı boyayla boyamışlar. Hususi sarı boyayla boyanmışsa onu giymek caiz değil. Ama aslında ipliğinde varmış sarılık, kırmızılık, o zarar etmez. Haddesana Ebu Bekret'e kâle, haddesana Vehbun kâle, haddesana Hişam ibn Hassan, en hafseten ümmi atiyyeten nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Bu ümmi atiyyenin hadisine Ebu Bekret'e rivayet ediyor. Gayr ennehu lem yeskür kavlehu illa sevbe asbi. Sevbe asbin kelimesi yok bu ikinci rivayette. Yani sürme de süremez, koku da sürünemez, boyalı elbise de giyemez. Haddesen ibn Ebi Davud, قال حدثنا حسان ibn Galib, قال حدثنا ibn Lehi, عن الاسود انه سمع القاسم ibn Muhammed. يخبر عن زينب, قاسم ibn Muhammed ki Hazreti Ebu Bekir'in torunu. Evet, fukahi sebeden. O Zeynep'ten haber veriyor ki enne ümmeha Ümmü Seleme. Zeynep'in anası ki Ümmü Seleme radıyallahu anha ezvaç-ı mütahharattan ahberetha kızına haber vermiş ki enne binte Nuaym ibn Abdillah el-Adevi. Abdullah Edevi'nin oğlu Nuaym'in kızı etet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldi. Fekalet dedi ki inne bneti tufiyanha zevcah. Benim kızımın kocası öldü dedi. Vahiy muhidde. O da yasta, yas tutuyor. Fakat işte ket ayneyha, gözlerine de ağrı geldi. Gözlerinden şikayeti var. Efetek tehil. Ya Resulallah sürme sürebilir mi? İddet esnasında göz ağrısı gelmiş. Sürme de göze iyi geliyor. Resulullah Efendimiz'den izin istedi ki yani sürme sürebilir mi?
Fekale Resulullah Efendimiz dedi ki, la süremez dedi. Çünkü sürme ziynettir. Yasta ziynet olmaz. Fekalet Bint-i Nuaym dedi ki, ya Nebiyyallah, inne ateşteki eyliyha. Gözlerinde ağrı var, şikayeti var. Fevka ma tazun, senin zennettiğin fevkunda, yani hafif ağrı değil. Şiddetli ağrı var. Efetek tahib, sürme sürebilir mi? Kadın ısrar etti. Kale la yehillu li müslimetin, hiçbir müslime bir kadına helal olmaz. En tuhidde fevka selasete eyyam, üç günden fazla yas tutması helal olmaz. İlla ala zevcin, illa kocası ölürse 4 ay 10 gün yas tutacak. Sümme kale, sonra Resulullah Efendimiz dedi ki, evenesitunne, unuttunuz mu? Kadına diyor, siz unuttunuz mu? Küntünne fil cahiliyeti, cahiliyette siz oldunuz. Tuhiddül mer'etü essene, bir kadın bir sene matem tutardı. Ve tecalü fisseneti, ve tecalü fisseneti fi beytin vehbeha. O bir sene zarfında da en kötü bir eve götürür, tek başına kurdular. Kimse ondan beraber oturmazdı. Bir odaya tek başına kurdular. Bir sene orada kalırdı. İlla enneha tut'amu ve tuska. Yalnız şu kadar vardı ki ona yemek götürürdüler, içecek su götürürdüler, o kadar. Tek başına orada kalırdı. Hatta izâ kâne râsus sene, hatta sene tamam oldu mi, uhricet, o kadını gider oradan çıkarırdılar. Sümme ütiyet bi kelbin ev dâbbetin, ya bir köpek ya... Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا حسان بن غالب قال حدثنا ابن لهيعة عن الأسود أنه سمع القاسم بن محمد يخبر عن زينب أن أمها مسلمة أخبرتها أن بنت نعيم بن عبد الله العدوي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة خبر veriyor ki بنت نعيم بن عبد الله العدوي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبر فلمزه geldi. فقالت buyur dedi ki, إن ابنتي توفي عنها زوجها, benim kızımın kocası vefat etti. وهي محدة, o da حدتدر. وقد اشتكت عينيها, gözlerinden şekva ediyor, gözlerinde ağrı var. أفتكتحل, sürmek caiz midir, sürsün mü? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم buyurdular ki, لا, sürmez, sürünmesin. Fakalet dedi ki, Nuaym ibni binti Nuaym dedi ki, ya Nebiyyallah, inha teşteki yayneyha, gözlerinden şikayeti var. Fevke matazun, senin zannettiğin fevkunda, yani gözlerinde fazla ağrı var. Efe tektahilu, sürme sürtün mi? Kale Resul-i Ekrem'imiz buyurdular ki, la yehillu li müslimetin, müslime olan bir kadına helal olmaz. En tuhidde fevke selasete yem, üç günden fazla yas tutması caiz değildir. İlla ala zevcin, illa kocası üzerine tutar. Kocası başka. Sümme kale buyurdu ki Resul-i Ekrem Efendimiz, evenesitünne, siz unuttunuz mu? Küntünne fil cahiliyeti, cahiliyette oldunuz idi. Tuhiddül mer'etü mer'e ihdad eder. Es senete, bir sene yas tutardı. Ve tecal fisseneti, ve tecalu, o kadın kılınırdı, iskan edilirdi, fisseneti, sene boyunda, fi beytin, bir evde, vehdaha, yalnız olarak. İlla enha, şu kadar var ki o kadın, tut'amı ve tuska, yemeği verilirdi, suyu verilirdi, itham ve iska olunurdu. Hatta izâ kâne râsus seneti, senenin başı oldu mi, yani bir sene doldu mi, uhricet, o vakit oradan çıkarılırdı. Sümme ütiyet bi kelbin, sonra bir kelp getirilirdi. Evdâbbetin, yahut da bir hayvan getirilirdi. Feizâ messetha, onu o kadın messetti mi, matet, ölürdü. O hayvan ölürdü. Bu vakitte onun da iddeti bitmiş olurdu. Fehuffife, tahfif olundu. Şeriat-ı mütahara tarafından. Zâlike, işte bu cahiliyet adeti. Tahfif olundu, bir sene yasta kalması tahfif olundu en künde sizden. Ve cu'ile, o yas kılındı, 4 ay 10 gün 4 ay 10 gün kılındı. Şerif bunu tahfif eyledi. Yani kadına diyor ki, senin kızın sürme sürmesin, sizin cahiliyet devrinde yapmış olduğunuz yas çok çetin idi, şerif bunu tahfif etti.
Fefi hadil asar, işte bu eserlerde orucudur. Ma bir hüküm ki kaddelle delalet etti ki enne ehdâdel müteveffe anha zevcuha, zevcesi, zevci vefat eden kadının ehdâdi yasi kad cu'ile kılındı fî külli iddetiha, iddetinin hepsinde. Onun ehdâdi ziyneti terk etmesi iddetin hepsinde kılındı. Ve kad kâne kable zâlik, bundan evvel kılınmıştı fî selâsete yem, üç günde. Üç gün ziyneti terk ederdi. Min iddetiha, iddetinin üç gününde, hasseten o üç günü has olduğu halde. Hala ma fi hadisi Esma, Esma bint Ümeyz'in hadisinde olduğu gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ki üç gün ziyneti terk et, ondan sonra istediğin gibi hareket et. Bu nesk edildi. İddeti dört gün, dört ay on gün, dört ay on gün zarfında hep ziyneti terk edecektir. Sümme kad ruviyen Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Fî emril Füreyati binti Malik, Malik'in kızı Füreyye emrinde nekrolundu ki ney? Mâ kad haddesena Yunus'un, Yunus'un bize rivayet etmiş olduğu hadis. Kâle ekbereni Enes ibn-i İyad, kâle ekbereni Sa'd ibn-i İshâk ibn-i Ka'b ibn-i Acûretel Ensâri en Zeynebe binti Ka'bin. Kâlet, Zeynep binti Ka'b dediler ki ekberetni el Füreyatü bintu Malik ibn Sinan, Malik ibn Sinan'ın kızı Füreyya bana rivayet eyledi. Vahiy uhtu bi Sa'idin el-Kudri. O Füreyya da Ebu Sa'idin el-Kudri'nin kız kardeşidir. Ennehu o Füreyya etaha, ona geldi. Haber verildi. Na'yu zevciha, kocasının vefatı. Kharaca, kocası çıktıydı. Fi talebi alacin lehu, kendisinin düşmanlarının talebinde. Alac ilş, yani düşmanları vardı. Lehu, kendisinin düşmanları vardı. Onların peşinde çıktı. Fe edrekehum, onlara yetişti. Bir tarafil kadumi, kadum denilen yerin bir tarafında onlara yetişti. Fakateluhu, onlar onu öldürdüler. Yani onların peşinde çıktı ki düşmanlarını öldüre, düşmanları kendisini öldürdüler. Bu haber Füreyya'ya geldi. Kâlet, Füreyya dedi ki fecitü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Peygamber Efendimiz'e geldim. Fekultu ya Resulullah innehu etâni na'yü zevci, kocamın vefat haberi bana geldi. Ve ene fî dâri min dûril ensar, ben ensar evlerinden bir evdeyim. Samitetün en dûri ehli, benim ehlimin evlerinden uzaktır. Samitetün ey ba'idetün, yani benim akraba teallukatımın evlerinden uzak bir evdeyim. Ve ene ekrehul gâtete fîhâ, o evde oturmayı ben kerih görüyorum, hoşlanmıyorum. Ve ennehu lem yetrukni fî meskenî, benim kocam da beni bir meskende terk etmedi. Ve lâ mâlin, bir madde de terk etmedi ki yemliku, malik olur. Yani mali de yok. Ne evi vardı ne de mali vardı. وَلَا نَفَقَةٍ تُنْفَقُ عَلَيَّ, bana infak edilecek bir mal da bırakmadı. فَاِنْ رَيْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَلْ مُسَعَدِي dersen اَنْ أَلْحَكَ بِيَاخِي, kardeşim Ebu Seyyid'in Kudri'ye lahik olayım. فَيَكُونَ وَلَا اَمْرُنَا, ikimizin emri cemiyen beraber olayım. Yani kardeşimle beraber oturayım, kalkayım. فَاِنَّهُ, kardeşimle oturmak, kalmak اَجْمَعُ لِي فِي شَيْنِ, benim hakkımda daha ecmadır, daha iyidir. Ve habbu ileyye, bana daha ziyade sevgilidir. Kâle Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki inşiti, dilersen felhaki lahik ol bi ehliki, ehline lahik ol. Eğer arzu ediyorsunsa kardeşin evine git buyurdu. Kâlet Füreyya, buyurdular ki feharıştü müstebşireten bizarik, ben bununla sevinerek çıktım. Hatta izâ kuntu fil hücreti, ben hücrede olduğum vakitte, yani Peygamber Efendimiz'in hücresinde, evfil mescidi yahut da mescitte olduğum vakitte deani beni çağırdı. Ev du'itu yahut çağırıldım lehu, Peygamber Efendimiz'e. Birisi geldi ki Resul-i Ekrem Efendimiz seni çağırıyor, gel. Fekale, Peygamber Efendimiz buyurdular ki keyfe zamdi, sen nasıl zühmettiydin, nasıl söylediydin, tekrar söyle buyurdular. Ferredettu aleyhil hadise min evvelihi, ben sözün başından tekrar ettim ona.
Fekale Resulullah Efendimiz buyurdu ki ümküsî fil beyt. Ümküsî sen dur fil beytillezî şu bir evde ki câeki sana geldi. Fî o evde nâ'yü zevciki senin kocan ölüm haberi o evde geldi. O evde dur. Hatta yebluğal kitabı acele. Hatta kitap müddetini bitirsin. Yani iddeti orada bitiresin. Kâlet Füreyya dediler ki fe'atedettü ben iddetimi saydım fihi o evde erba'ate eşhurin ve aşra. 4 ay 10 gün orada iddetimi saydım bitirdim. Kâlet Füreyya buyurdular ki fe'arsele ileyha Osman. Osman ona irsal eyledi. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Osman bu mesele hakkında izah almak için Füreyya'ya adam göndermiş. Fese'eleha bu meseleyi ondan sormuşlar. Fe'akberet o da haber verdi ki Resulullah Efendimiz bana böyle hüküm verdiydi. Fakat da Hazreti Osman da hüküm verdi bir anında. Yani ölmüş bir kadının hangi evde kocasının ölüm haberi gelirse o evde 4 ay 10 gün iddet beklemesiyle hükmeyledi. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثني الليث عن زيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن سعد بن إسحاق بن كعب ثم ذكر بإسناده نحوه إمام التحاوي ربيع المازن تركي لذا وحديث الشريف ذكره ليور حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إسحاق فذكر بإسناده مثله يونس تركي لدي أين حديث الشريف ذكري لدي حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن المنهل قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثني شعبة وروح روح بن القاسم جميعا شعبة وروح كسد رواتي لدي عن سعد بن إسحاق فذكر بإسناده نحوه أين حديث الشريف أين استطاع ذكري لدي حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن سعد بن إسحاق فذكر بإسناده مثله yine aynı hadisi şerifi İmam Tahavi başka bir senede zikrediyor. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالك أخبره عن سعد فذكر بإسناده مثله İmam Malik Tarik ile de İmam Tahavi hadisi şerifi bu hadisi şerifi zikrediyor. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا كبيسة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن سعد فذكر بإسناده مثله سفيان الثوري تريك لدى وحديث الشريف ذكره اليور غير أنه لم يذكر شو كدر برك سفيان الثوري تريك لدى ذكره إلى مديني سؤال عثمان إياها حضرت عثمان فريعة سؤال الدين ذكره إلى مدين وَلَا تَتَادُّ بِهِ O da zıddı olmaz ona. Ötekilerinde bu Hazreti Osman sual ettiği var, bunda yok. حَدَّسَنَا بْنَ بِي دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا بْنِ إِسْحَاقَ اَنْ سَعَدٍ فَزَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِسْلَهُ İmam-ı Tahavi İbn-i Ebi Davud tarikiyle de zikreyiliyor. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الْفَرِيمَ Bu rivayette Ferime geldi. Füreyme. قال الفريمة ولم يقول الفريعة فريعة değil de فريمة geldi وذكر إذا bunda da zikriyledi سؤال عثمان إياها Hazreti Osman'ın فريمة yahut da فريعة'ya sorduğu geldi bunu zikriyledi ولم يذكر قطعه به fakat Hazreti Osman onunla hükmettiğini zikriylemedi yalnız sual olunduğu haberi geldi حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية عن سعد بن إسحاق أو إسحاق بن سعد راوي شك يا سعد بن إسحاق أو إسحاق بن سعد ثم ذكر بإسناده مثله وإسناد إلى أين حديث شريف ذكري لدي وقال راوي سعد يقول إسحاق ددلر كي الفريعة فريعة ددي ويعني برواية فريعة ددي ولا أدري Ben bilmiyorum ki ezekere suale Osman'a iyi haravi diyor ki Hazreti Osman'ın ona sualini zikretti mi vakatahu bihi Hazreti Osman sual edip de onunla hükmettiğini zikreyle etti mi emla etmedi mi? Bunda da ravi şek ediyor. Bari Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki femen'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz men eyledi. El Füreyate Füreyya radıyallahu anhayı
minel intikali ile min menziliha, kendi menzilinden başka bir eve intikalini men eyledi. Fi iddetiha, iddetinde, iddette olduğu müddetçe kocasının ölüm haberi geldi ki evden başka bir yere gitmesini men eyledi. Ve ceale zalike, bu evde kalmasını da kıldı, min ihdadeha, onun ihdadından kıldı. Yani ziyneti terk etmek, ihdad kocasının iddetini bekleyecek ve ziyneti de terk edecek. Bundan kıldı. وَقَدْ ذَكَرْنَا بِذْ ذِكْرِيْلَدِكْ فِي حَدِيسِ اسْمَا اسْمَانَنْ Hadisindeki enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle laha, Hazreti Esma'ya buyurdular ki تَسْكُنِي سَلَاسَ üç gün durursun, beklersin. ثُمَّ اسْنَعِي مَا شِيْتُ ondan sonra dilediğini yaparsın demişti. حِينَ تُوْفِي عَنْهَا زَوْجُهَا kocası vefat ettiği vakitte. وَهُوَ kocası da kim idi? Cafer ibn Ebi Talib radıyallahu anh. Hazreti Cafer-i Tayyar. Hazreti Cafer vefat edince haberi geldi Esma binti Ümeyse. O da Peygamber Efendimiz'e sordu. Peygamber Efendimiz üç gün bekle, ondan sonra istediğin yap diye, yani o ihtadi ziyneti terk etmesi üç gün kılmış idi. Halbuki burada bir dört ay on gün kıldı. Fefî zâlik, işte bunda orucudur ki ennehu leysi aleyha. Hazreti Esma'nın hadisinde orucudur ki ennehu leysi aleyha, Hazreti Esma üzerine olmadı. En tuhidde ekseri min selase. Üç günden ziyade ziyneti terk etmek. Bu olmadı. Üç günüydü müddeti. Ve küllün, ulemanın hepsi de gadecme icma ile diler ki enne zâlike, bu Hazreti Esma'nın hadisi. İddetinin, ihdadının üç gün olması mensuhun mensuhtu, nesh olunmuştur. لِتَرْكِهِمْ ذَٰلِكْ bunu terk ettiklerinde. Bütün ulema bunu terk etti. وَاِسْتِعْمَالِهِمْ ulema istimal ettikleri için حَدِيثَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَعَائِشَةَ وَمِ سَلَمَةَ وَمِ حَب۪يبَةَ Zeynep binti Cahş'ten, Hazreti Ayşe'den, Ümmü Seleme'den, Ümmü Habibe'den Ezvac-ı Mütehharat'ın bu dördünden rivayet edilen hadislerle, hadisleri istimal ettiler, onlarla amel ettiler. Bu Esma bint Ümeyse'nin hadisini terk ettiler. Bundan anlaşıldı ki Esma bint Ümeyse'nin hadisi mensuh. Ve ma ol bir şey ki, bir hüküm ki, zekerina bi zikriyledik me'azalik, bununla beraber. Neden? Mimma şul bir şeyden ki yucibu icab eder el-ihtade ihtadim icab eder fil iddeti iddette kulleha iddetin küllüsünde ihtadim vücub olan şeylerden zikreyledik. Daha neden zikreyledik? Ve kulli ma ol bir şeyden ki zikrine biz zikreyledik fil ihtade ihtatta iddetin hepsinde ihtad vaciptir ve ihtatta da neleri terk edecektir bunu zikreyledik. İnnemâ kusside bi zikrihi bununla kastedildi, bunu zikriyle kastedildi. Neye? İlel müteveffa anha zevcuha. Zevci vefat eden bir kadına bu zikirle bu kastedildi. Müteveffa anha zevcuha kastedildi. Fehtemele mühtemil olduken yekûne zâlik bu ola fil iddeti iddette ola. Bu ihtat iddette ola. Elleti öyle iddet ki tecibü bi akdin nikah. Akdi nikah ile vacip olan iddette ola. Fetekûne kezalik öyleyse böylece olan mutallakatü aleyha mutallakatün aleyh de böyle ola. Fî zâlik bu meselede minel ihtat. İhtattan fi iddete iddetinde ola. Ne gibi ola? Müslüma alel müteveffe anha zevcuha. Kocası vefat eden nasıl ise talak verilen kadın da öyle olan. Bu ihtimali var. Yani kocası vefat eden bir kadına iddette ihtat lazım. İddetinin hepsinde ihtat lazım. Bu ne ile vacip oluyor? Kocasının vefatıyla değil ya. Nikah akdi vardı ya. O akit dolayısıyla vacip oldu. Kocası vefat ettiği gibi bu akdi nikahla onun iddet beklemesi vacip oldu. Öyleyse mutallakatun aleyhde de akd-i nikah var. Onun da böyle olması icap etti. Vehtemele müddehi mühtemil olduyken yekune zalik bu ola husset bihi taksis edildi bihi bu ihtad ile el iddetu minel vefati vefattan olan iddet taksis edildi hasseten hass olarak.
Yani bu 4 ay 10 gün zarfında ihtat iddetin hepsinde ihtat kocası vefat edene mahsustur. Bu ihtimal da var. Öyleyse bunda iki ihtimal var. Bir var ki akd-i nikah ile bu ihtat vacip oluyor. Öyleyse bu müteveffa'nha zevcuhada da var, mutallakada da var. Bir de var ki hayır, müteveffa'nha zevcuha hastır, mutallaka bunun haricindedir. Bu iki ihtimal olduğundan fenezarına biz nazar eyledik. Fizalik bu mesele hakkında izkânu kattenâzehu fizalik. Şimdi bunda tenazu etti ulema. Vehtelefû ihtilaf ettiler. Acaba ikisi bir midir, ayrı ayrı mıdır? Fekâle gâilûne. Bazı müterizler dediler ki la yecibu alel mutallakati, mutallakaya vacip olmaz, fi iddetâ onun iddetinde ihdâdun, ihdâd vacip olmaz. Zîneti terk etmek vacip değildir ona. Vekâle âkharûn. Başkaları da dediler ki belil ihtadu aleyha, ihtad onun üzerine vaciptir, fi iddetaha iddetinde kema huve alel müteveffa anha sevcuha, kocası vefat edene nasıl ihtad vacip ise mutallakaya da ihtad vaciptir. Ziyneti terk etmek ona da vaciptir. Böyle ihtilaf ettiler. Faraina biz gördük el mutallakata, mutallakayı gördük menhiyeten, nehyolunmuş anil intikali min menziliha fi iddetaha iddetinde kendi menzilinden başka bir eve gitmesine yorulmuş gördük. Kemâ nühiyyetil müteveffâ anha zevcuha, kocası vefat eden kadın nehyolunduğu gibi, bu evden çıkıp başka eve gitmesine nehyolunduğu gibi. Ve zâlike bu nehi de hakkun aleyha, bu kadın üzerine haktır, vaciptir. Leyse laha terkâ, bu kadına olmadı terkû, o evden çıkıp başka yere gitmesi caiz olmadı. Kema leyse laha terkül edde, iddeti terk etmek caiz olmadığı gibi bu evden çıkıp başka eve de intikal etmesi, kocası ölen bir kadına müsavi oldu. Ne de fi vücubi ba'dil ihtad, ihtadın bazısının vücubundaki o da intikal bir evden çıkıp öteki eve gitmesinde mutallaka nasıl ise müteveffa'nha zevcuha, ikisi müsavi oldu. Savet ha, öyleyse o mutallaka müsavi oldu. Ha, o kocası ölen kadına neden müsavi oldu? Fiyu bikilteyhi, her ikisinin vücubunda, her ikisi ne demek? İhtat ve bir beytten diğerine intikalda, yani ihtadı terk edecek ve bir beytten bir diğer evde de intikal etmeyecek. Bunun vücubunda da müsavi oldu. Ha, aleyha, kim üzerine vücubu? Aleyha mutallaka, üzerine vücubunda müsavi oldu. فَسَبَتَ بِمَا زِكَرْنَا, öyleyse bizim bu zikrettiğimizde sabit oldu ney? وُجُوبُ الْاِحْدَادِ, ihtadın vücubi عَلَى الْمُطَلَّقَةِ, mutallaka üzerine fi iddetiha iddetinde. Mutallaka iddetini bitirinceye kadar o da zineti terk edecektir. Bu buna vaciptir. وَقَدْ قَالَ بِذَالِكَ, bununla hükmeyledi cemaatü minel mütekeddimin, mütekeddiminden bir cemaatte bunu böylece hükmetmiştir. Şimdi onları ispat edecek. Kocası vefat eden kadın olsun, mütellaka olsun, müsavidirler. İddetleri müddetince bir evden bir eve intikal etmeyecekleri gibi zineti de ikisi de terk edecekler. İddetlerinin tamamı müddetince. Haddesena Rabbi'ul Mu'ezzinu kâle haddesena Esed kâle haddesena İbn-i Lehi'a kâle haddesena Ebu Zübeyr kâle seeltu Cabir'e. Ebu Zübeyir diyor ki ben Cabir'e sordum. اَتَعْتَدُّ الْمُتَلَّكَةُ وَالْمُتَوَفَّعَنْهَا زَوْجُهَا, mutallak olan bir kadın, bir de kocası vefat eden kadın iddet bekler mi? اَمْ تَخْرُجَانِ, yoksa çıkarlar mı? Yani evlerinden çıkarlar mı? فَقَالَ Cabir'ün, Cabir buyurdu ki la, çıkmazlar. فَقُلْتُ, ben dedim ki اَتَتَرَبَّسَانِ, bunlar iddet beklerler mi? حَيْسُ وَاَرَادَتَا, murad ettiği yerlerde, yani istediği yerde iddetini bekleyebilir mi? Hangi mekan, hangi beyt olursa olsun. فَقَالَ Cabir'ün, Cabir buyurdu ki la, istediği yerde değil. Nerede kocası vefat etmişse yahut hangi evde tatlik olmuşsa işte orada iddetlerini beklerler. حَدَّسَنَا رَوْحُ بِنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ مُحَمَّدِنِ الْفَهْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا بِنُ لَهِيَعَ أن أبي الزبير أن جابر أنه قال أبي الزبير جابر ذن روايته لذلك جابر بيردلر في المطلقة
mutallaka hakkındaki inneha mutallaka la ta'tik fiyatika fitmes yatika fegirmez. Velel mutevaffa anha zevciha, kocası vefat eden kadın da etikafa girmez. Ve la tahrucani min biyutihima, evlerinden de çıkmazlar. Hatta tuvaffiya, hatta tamam edinceye kadar ecelehuma, müddetlerini, iddet sayısını bitirinceye kadar evlerinden de çıkmazlar buyurdu. Fahada Cabir bin Abdullah, işte Cabir bin Abdullah قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمزدن رواية اتمشدي في إذنه رسول أكرم فنمزين إذن ورمسن دل خالته خالصنا في الخروج çıkmakتا في جداد نختها خرمالارını إصلاح etmek budamak için في عدتها عدتن ده yine Cabir radıyallahu anh rivayet eyledi ki خالص izin istedi ki ya Resulallah ben hurma bahçesinde gidip çalışacağım. Burada hurmaların kurularını keseceğim, burada yaşayacağım. Bundan izin istemişti. Peygamber Efendimiz de izin vermişti. Bunu Cabir radıyallahu anh rivayet etmişti. Halbuki bu arada da yine Cabir radıyallahu anh buyuruyor ki ister mutallaka olsun, isterse müteveffa anha zevciha olsun, evlerinden çıkmazlar iddetlerini bitirinceye kadar. Evet, neyi rivayet etti eylemişti Cabir? Maşul bir hadisi ki kad zekirnahu biz onu zikreyledik fîmâ tekaddeme. Yukarıda min hadel kitap, bu kitapta tekadüm edin yukarıda ki halasının izin istemesi meselesiydi hurmaların ıslah için. Sümme kad gâle, sonra Cabir ibn Abdullah dedi bi hilâfi zâlike, onun hilâfına dedi. Yani çıkmaz, hurmasını ıslah için birlik etmez. Fâdâ delilun, bu delildir alâ sübûtu nesh-i zâlik, onun nesh-edildiğinin sübûtuna indehu Hazreti Cabir indinde. Yani evvelce müsaade var değil. Mutallaka yahut da metüveffa anha zevcuha gelip de gündüzün dışarıda çıkabilirdi. Fakat sonradan o neshedildi, evinden dışarı çıkamaz. Ve fi hadisi Cabirin radıyallahu anha, yine Cabirin hadisinde orucudur. Ellezî zikernâhu anhu, ondan zikreylediğimiz hadiste. Neden orucudur? Min kavlihi, kavlünden. Orucudur. Tesviyetuhu, onun müsavi tutması beynel mutallakati vel mutveffa anha zevcuha. Mutallaka ile mutveffa anha zevcünün mutveffa anha zevcuhanın ikisinin arasını tesviye olucudur. Hadiste fi zalik, bu mesele hakkında, iddet meselesinde. Felemma kâneta, vakti ki bu mutallaka ve mutveffa anha zevcuha oldular ikisi de fi iddetihima, iddetlerinde sevaen müsavi oldular. Fi ba'di l-ihtad, ihtadın ba'sında. İhtadın ba'sı hangisi? Üç günde, üç gün zarfında müttefak, ikisi de bir. Kâneta, öyleyse mutallaka ve müteveffana zevce oldular. Kezalik böylece fi kulli l-ihtad, ihtadın hepsinde de müsavi oldular. İddetleri bitinceye kadar her ikisi de evlerinden çıkamaz ve ihtad ederler. Vakat kâne kabli zâlik, bundan evvel olduydı fi ba'dil idde, iddetin ba'sında ihtat vardı. Üç günde vardı. Alama zekrine, bizim zikrettiğimiz şey üzerine fi hadisi Esma bint Ümeys'in hadisinde rivayet edildiğimiz üç gün zarfında ihtat ederdi. Ondan sonra ihtat yoktu, iddet vardı. Sümme nüshe zalik, sonra o nesh edildi. O üç gün meselesi nesh edildi. Ve cü'alil ihdadu ihdat kılındı fi kullil iddeti, iddetin hepsinde. İddeti bitinceye kadar müteveffana zevcada 4 ay 10 gün, 10 gün, 4 ay 10 gün, mutallakete de 3 hayız yahut da Aişe ise 3 ay, o iddeti bitinceye kadar onların o müddetin hepsinde de ihdat sabit kılındı. Feyehtemülü mühtemil olurken yekûne ola. Ne? Ma umret bi halatü Cabirin radıyallahu anh. Hazreti Cabir'in halasının emrolunmuş üç gün ihtat et. Cabir'in halasının, evet sen çıkıp gidebilirsin, hurma bahçesinde çalışabilirsin dediği gibi bunun emrolundu ya, bu ola. Kâne, bu oldu. Vel ihtadu ihtad ise innemâ huve, o vakıtta fîs-selâsetil eyyâmi minel idde, iddetin üç günündeydi. O zaman öyleydi. Sümme nüshe zâlik, sonra bu neshedildi ve cüvelel ihtadü ihtad kılındı fî küllül iddeti, iddetin hepsinde kılındı. Buna da ihtimali var.
وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَٰلِكَ اَيْذَانِ الْمُتَقَدِّمِينَ Ulema-i mütekeddiminden bu mesele hakkında rivayet edildi. مَاشُ الْبِرْحَدِسِ يَكَدْ حَدَّسَنَا bize rivayet eyledi. İbn-i kim rivayet eyledi? İbn-i Merzuk, İbn-i Merzuk rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا بِشْرُ بْنُ عَمَرْ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّسَنَا مَنْسُورْ حَا وَحَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةُ قَالَ حَدَّسَنَا كَبِيسَةُ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْسُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ rivayet ediliyor. اَنَّ عُمَرَ حَزْرَةُ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ رَدَّ نِسْبَةً bir takım kadınları reddeyledi. مِنْ ذِلْحُلَيْفَةِ الزُّلْحُلَيْفَةً Abari Ali denilen yerden kadınları gerisin geri çevirdi. Öyle kadınlar ki tuffi anhunne ezvacuhunne kocaları ölmüş idi. Kocaları ölmüşler. Fekharecne onlar çıktılar fi iddetine iddetlerinde hacca çıktılar. Sülhüleyfe'ye kadar da vardılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh buna muttali olunca onları gerisin geri çevirdi ki iddetleri bitinceye kadar hacca da gidemezler. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان رواية ديور كهزرة عمر رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه قال İkisi de buyurdular ki mütevaffa anha zevcuha. Kocası vefat eden kadın hakkında buyurdular ve biha halbuki o kadında da var idi fâgetün şedîdetün şiddetli bir ihtiyaç var idi. İhtiyacı çok idi. Felem yurakhisa terhis etmediler. Yani ruhsat vermediler daha o kadına en tahruce min beytaha evinden çıkmasına müsaade etmediler. Kadının da şiddetli ihtiyacı var. Yani çıkmak zarureti var. Böyle bulduğu halde evinden çıkmasına ruhsat vermediler. İlla fi beyadi nehariha illa gündüzünün beyazında ışıklığı vakitte. Yani gece bitecek, sabah dahil olacak, o vakit çıkacak. Yine gündüz sona erir ermez evine gelecek. Evet, Muhammed İbni Abdurrahman İbni Sevban buyuruyor ki Ömer İbni Hattab ve Zeyd İbni Sabit kâle. Hazreti Ömer ve Hazreti Seyyid radıyallahu anhuma buyurdular ki müteveffa anha zevcuha kocası vefat eden kadın hakkındaki ve biha fâkatun şedîde halbuki o kadında da şiddetli bir ihtiyaç var idi. Yani fakir idi, çalışmak zarureti var idi. Felem yurakhisa leha o kadına ruhsat vermediler ki en tahrüce çıkan min beytaha evinden. Evinden çıkmasına müsaade etmediler. İlla fi beyadi nehariha illa neharının beyazlığında. Yani gündüzün ışıkladı mı o vakitte çıkabilir. Akşam olur olmaz gene evine döner. Evet, bunda çıkmasına müsaade ettiler. Ve tusibe min taamihim. Onların taamından isabet eder. Yani ihtiyacını göre çoluk çocuğunun rızkı neyse onu toplaya getirer gündüz ışıklığında. Sümme tercih ila beytaha sonra evine döne fetebite fihi evinde geceleye buna müsaade ettiler. Başkasına müsaade etmediler. Haddesena Ali ibn Şeybete kâle haddesena kebisetu kâle haddesena Süfyanu en Ubeydillah ve ebni Ebi Leyla ve Musa bin Ukbe İbn-i Süfyan, galiba Süfyan-ı Sevri bu, Ubeydullah İbn-i Ebi Leyla ve Musa bin Ukbe'den rivayet ediyor. O da kimden? En-Nafi'en Nafi'den. Bunların işi de İmam-ı Nafi'den rivayet ediyorlar. Ali bin Ömer'e. Abdullah bin Ömer'den de Nafi'ye rivayet ediyor ki, ennehu kal, Abdullah bin Ömer buyurdular ki, El-Mütebeffan ha zevcuha, kocası vefat eden kadın, la tebitu gecelemez, fi gayri beytaha, beytinin gerisinde gecelemez. Evi olmayan yerde geçilemez. Yani gündüzün bir ihtiyacı, zarureti olursa çıkar. Fakat gece evine döner, evinde geceler. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene el-Vehbiyyü kâle haddesene ibn İshak en Yezid ibn Kuseyd. İmam-ı Tahavi ibn Ebi Davud'dan, o da Vehbi'den, o da ibn İshak'tan, o da Yezid'den.
Yezid ibn-i Hüseyd ki asıl ismi Yezid ibn-i Abdullah ibn-i Hüseyd. Dedesinin ismini zikreylemiş olsa babasının ismi Abdullah. Bundan rivayet ediyor, o da kimden? En Müslim ibn-i Sa'ib. Müslim ibn-i Sa'ib'den rivayet ediyor. En ümmihi Müslim'de anasından rivayet ediyor. Galet. Sa'ib'in, Müslim'in anası dedi ki لَمَّا تُوْفِيَ السَّائِبُ Vaktaki Sa'ib vefat eyledi. تَرَكَ زَرْعًا bir zeri' ekin terk eyledi. بِقَنَاتٍ kanatta yani Medine-i Münevvere'de bir yer kanat denilen yerde onun bahçesi varmış. Bunu terk eyledi. فَجِيْتُ بِنَ عُمَرَ ben Abdullah ibn Ömer'e geldim. فَقُلْتُ ona dedim ki يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ Abdullah bin Ömer'in künyesi Ebu Abdurrahman inne sahibe sahib tufiyete vefat eyledi ve tereke dey'aten bir dey'a terk eyledi. Ve bostan min zer'in ekin olan bir yer terk eyledi bir kanaatin kanatta. Ve tereke gılmanın sıvarın küçük çocuklar da terk eyledi. Onların rızkını, meişetini temin edecek kimse de yok. Ve la hilete lehum onların bir çaresi de yok. Küçük çocuklar onların yemeye, içmeye ihtiyaçları var. Ve hiye o kanattaki o zere de lena darun ve menzil. Bizim hem darımız hem menzilimizdir. Yani orada evimiz var, menzilimiz var. Orada zere de var. Efe entekilü ileyha ben ona intikal edeyim mi? Oraya gideyim mi? Evimden çıkıp oraya gitme için izin istedi. Fekale Abdullah ibn Ömer buyurdu ki la te'ateddi sen iddetini geçirme illa fil beytil dediği ol bir evde geçir ki tuhfiye fihi zevcuki zevcun o evde vefat etti. Zevcun hangi evde vefat ettiyse sen o evde iddetini bekle. İzhebi git ila dayatike senin o dayana uba o bahçana git binle her gündüzün. Verci'i dün ila beytike evine billeyli geceliğinde dön. Febiti fihi gece evinde geceler. Fekuntu ef'alu zalik ben de böyle yapar idim. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه مخرمة بن بكير باباسي بكير دن روايت ediyor قال سمعت أم مخرمة أم مخرمي eşittim diyor بكير أم مخرمة مخرمة'nın arasından eşitmiş ki genç zevce soruyor تقول derdi ki سمعت ben eşittim أم مسلم بن سعيد Müslim ibn-i sahibin anasından işittim. Tekulu derdi ki Tufiye sahib, kocası sahib vefat eyledi. Feseltu ibn-i Ömer'e Abdullah ibn-i Ömer'den sordum. Enil hurûci çıkmadan yani izin verir misin evden dışarı çıkayım mı? Fekal Abdullah ibn-i Ömer buyurdular ki La tahurûci sen çıkma min beytiki evinden İlla li hacetin bir ihtiyaç için çık. Bir zaruret olursa çık. Ve la tebiti fakat geceleme illa fihi illa kendi evinde gecele. Hatta tenkadiye iddetü ki senin iddetin bitinceye kadar dön evine gel evinde gecele. Yani iddet sarfında başka bir evde gecelemesi nehyedildi. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا حسين بن مهدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري من سالم عن سالم عن ابن عمر سالم عبد الله بن عمر باباس عبد الله بن عمر دن روايت ediyor قال عبد الله بن عمر buyurdular ki لا تنتقل المبتوتة Mebtute, yani telak-ı bat ile tatlik edilmiş bir kadın intikal edemez. Min beyti zevciha kendi kocasının evinden intikal edip başka eve gidemez. Fi iddetiha, iddeti zarfında. İddet bitinceye kadar hangi evde tatlik edilmişse o evden çıkıp başka eve gidemez. Abdullah bin Ömer'in fetvası böyle. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال ابن عمر قال نافع عبد الله بن عمر
rivayet eyledi. Kale Abdullah ibn Ömer buyurdular ki, kim hakkında? Fil müteveffe anha zevcuha, kocası vefat eden kadın hakkında. Vel mutallakati selasen, bir de üç talakla tatlik edilmiş kadın hakkında buyurdular ki, la tentekilani, bunlar intikal edemezler. Bir evden bir eve gidemezler. Ve la tebitani, geceleyemezler. İlla fi büyutihima, illa kendi evlerinde. Hangi evde kocası vefat etmişse, kocası vefat eden kadın o evde iddetini bitirecek. Üç talakla tatbik edilen kadın da hangi evde kendisine talak vakı olmuşsa o evde iddetini bitirecek. Abdullah ibn Ömer böyle fetva verdi. Haddesena Süleymanu kâle, haddesena Abdurrahman ibn Ziyad kâle, haddesena Züheyru ibn Maviye, en Mansurin en İbrahim'e. İbrahim ile Hayr'den rivayet ediyor. Kâle kânet imrâtun, bir kadın var idi. Fî iddetehâ, iddetindeydi. Kânet idi imrâtun, bir kadın. Fî iddetehâ, iddetindeydi. Feşteka ebûha. Feşteka imar idi ebûha. Babası hasta oldu. Kadın kendisinin iddetini bekliyor. Babası da hasta olmuş. Babasına gidip de ona hizmet etmek istedi. Kendi iddette olduğundan evden çıkmak caiz midir, değil midir? Bunu öğrenmek için kadın, o kadın feerselet, gönderdi ila Ümmü Seleme'te, Ümmü'l-Müminin Ümmü Seleme radıyallahu anhaya birisini gönderdi ki, git sor. Benim babam hasta, ben de iddetteyim. Ben evimden çıkıp da gidip babama hizmet edebilir miyim? Evet, sor, neyi sor? اَنَّمَا وَالْبِشَيْكِ تَرَيِّنَّ, sen görürsün. فَيِنْ نَأَب۪ي, benim babam işteka, hasta oldu. اَفَاَاتِهِ, ben ona geleyim mi? فَاُمَرِّدُهُ, onu temrit edeyim mi? Hastalığında ona hizmet edeyim mi? Diye haber gönderdi. Fekalet Ümmü Seleme radıyallahu anh'a buyurdular ki, bi'ti fi beytiki tarafeyn leyl. Yani git hizmet et, fakat bi'ti gecele, fi beytiki beytinde, evinde, tarafeyn leyl, gecenin iki tarafını. Yani gecenin evvelini, gecenin ahirini evinde bulun. Evveli ahir olursa ortası da olur. Yani gece bitsin, sabah olsun, babana git hizmet et, yine akşam olur olmaz evine dön. Bu demek. Biti Beytutet'ten emrahadır. Evet. Tarafeyn leyl, akşam, bir de sabah, iki gecenin iki tarafı. İki tarafını evinde bulununca, tabi ortasını da evinde bulunacak. Haddesena Yunus'u kâle ahberene ibn Vehbin, kâle ahbereni mahremetu. Mehreme haber verdi, an ebihi, babasından ki, ennehu, babası Bükeyr, semi'el Kasim ibn Muhammed'in, Kasim ibn Muhammed ibn Ebi Bekir, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın torunu oluyor. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed, onun oğlu da Kasim, fukahayı Medine'den, Medine'nin fakihlerinden. Onu Bükeyr işitmiş ki, yara o görürdü, en tehruca çıka, el mutallagat mutallaga ile mescidi mescide. Yani ona sormuşlar ki, mutallaka olan bir kadın iddetinde mescide gidebilir mi? O da cevap vermiş ki, mescide gidebilir. Mescitte namazını kılar, dönerken evine gider. Bunun fetvasını vermiş. Kale Bükeyr, Mehreme'nin babası Bükeyr dedi ki, ve kalet amretu amrede amret, buyurdu yani Ayşe, Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ederek buyurdu ki, tehrucu, mutallaka olan bir kadın çıkar. Min gayri en tebite, gecelemeksizin. En beytaha, evinde çıkar. Başka bir yerde gecelemeksizin evinden çıkması caizdir. Yani bir ihtiyaç, bir zaruret olursa o ihtiyacını gidermek için çıkar. Fakat geceyi evinde geçirir. Bu Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhadan rivayeten Amre böyle rivayet eyledi. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه أن نافع أن بنت سعيد إمام مالك
İmam Nafi'den rivayet ediyor ki Sa'id'in kızı kânet tehte Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Ömer'in nikahı tehtindeydi. Onun zevcesiydi. Fatallakaha Abdullah ibn Ömer onu tatbik etti. Elbette te telak-ı battile, yani üç talakla tatbik eyledi. Fentegalet, o Sa'id'in kızı da intikal eyledi. Yani o evden çıktı, başka eve gitti. Feenkere zalik, bunu inkar eyledi. Aleyha, o Sa'id'in kızının aleyhine inkar eyledi. Kim? Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer inkar eyledi ki, yani iddetin bitinceye kadar bu evde bekleyeceksen, ondan sonra başka bir yere gideceksin. Bunu kabul etmedi. Haddesena Yunus, kâle ahberena ibn-i Vehbin, enne Malik'en haddesehu, en Hümeyd ibn-i Gays'in, en Emr ibn-i Şuayb'in, en Sa'id ibn-i Müseyyeb, enne Ömer ibn-i Khattab. Sa'id ibn-i Müseyyeb, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten rivayet ediyor ki, kâne yeruddül müteveffâ anhünne ezvâcühünne. Kocaları vefat eden kadınları Hazreti Ömer reddederdi. Minel beyda beydadan. Yemne'uhunne, onları men ederdi. Minel haccı hacden. Beyda, Abari Ali'den sehraya çıkın da ilk o sehraya, oradaki sehraya beyda derler. Yani Abari Ali'den, Zülhüreyfe'den kadınlar oraya çıktılar, hacca gidecektiler. Kocaları vefat etmişti, kendi iddetlerini bekliyordular. Hazreti Ömer radıyallahu teala iddet esnasında evden çıkmaları caiz olmadığından hac bile olsa onları gerisin geri reddeyledi, evlerine gönderdi. Demek ki iddet esnasında kadının evden çıkması caiz değildir. İlla ki tek zaruri bir şey olursa gündüzün çıkar, yine hemen döner. O zaruret bir şey olmazsa çıkması caiz değil de şayet bir zaruret icap ederse çıkar, fakat geceyi evde geçirir. Haddesena Yunus kâle ahberena ibn-i Vehbin enne Mâliken haddese ve nâfi'in enne binte Sa'idin kânet tehte Abdullah ibn-i Ömer fatallaka elbette fentegaled feenkere zâlike aleyhe Abdullah ibn-i Ömer. İşte bunu da ben okumuş oldum. İki hadiste fazladan okumuş oldum ki gelecek kanıtta bunlar vardır. İtam beytiha tehrucu, kadın çıkar, min gayre en tebite, gecelememek şartıyla, başka yerde gecelememek şartıyla çıkar, en beyta evinden çıkar. Ama gece evine döner. Haddesena Yunus kâle ahberena ibn-i Vehbin enne Mâliken haddese ve annafi enne binte Sa'idin, Sa'idin kızı kânet tehte Abdullah ibn-i Ömer, Abdullah ibn-i Ömer'in ailesiydi. فَطَلَّقَهَا elbette Hazreti Abdullah onu üç talakla boşadı. فَانْتَقَلَتْ kadın intikal etti. Yani o evden çıktı, gitti. فَاَنْكَرَ ذَٰلِكَ عَلَيْهَا Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer bunu inkar etti. Sen iddetin bitmeden nasıl çıkarsın dedi, inkar etti. حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكَنْ حَدَّسَهُ اَنْ حُمَيْدِ ابْنِ قَيْسِ اَنْ عَمْرِ ابْنِ شُعَيْبِ اَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ Hazreti Ömer radıyallahu anh kâne yeruddül müteveffe anhünne ezvâcehünne, kocaları vefat etmiş kadınları çevirirdi. Minel beyda, beydadan, mikat yerinden, yemne'uhunne minel haccı, hacdan onları men ederdi. İddetleri bitmemiş, hacca gidiyorlar. Hazreti Ömer onları gerisin geri çevirirdi. Haddesena Yunus kâle ahberena ibn-i Vehbin enne Mâliken haddesehu ennafi'an ibn-i Ömer. قال لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المطلقة إلا في بيتهما. عبد الله بن عمر dedi ki kocası vefat eden kadın ve mutallaka olan, yani üç tarafla boşanmış bir kadın kendi evlerinden başka bir yerde geçiremeyecek. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن أيوب بن موسى عن محمد بن عبد الرحمن الديلي أن علقمة بن عبد الرحمن بن أبي سفيان طلق امرأة من أهله البتة. Evet, kendi kadınlarından birisini üç talakla boşadı علقمة بن عبد الرحمن. ثم خرج إلى العراق. Sonra Irak'a gitti. فسألت ابن المسيب ve Kasim'e ve Salim'en ve Harice'te ve Süleyman ibn-i Yesar'e. O kadın gitti, o zamandaki ulemadan Said ibn-i Müseyyep 1, Kasim ibn-i Muhammed 2, Salim 3, Harice 4, Süleyman ibn-i Yesar 5. Bu 5'ine de sordu ki, hel tahrucu min beytiha?
evinden çıkabilir mi? Çünkü kocası boşamış, Irak'a gitmiş. فَكُلُّهُمْ يَقُولُ Hepsi bunları ittifakın derdiler ki, la çıkamaz. تَقْعُدْ فِي بَيْتِهَا Evinde otur. تَقْعُدْ oturur فِي بَيْتِهَا Evinde oturur, çıkamaz. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا حماد بن إبراهيم قال المطلقة ثلاثة üç talakla boşanmış kadın vel muhteliatu hül olmuş yani para vermiş kocasına mal vermiş para mukabilinde kocası da onu boşamış buna muhteliat derler vel mutevaffa anha zevca kocası vefat etmiş üç vel mülaane bir de mülaane olan kadın kocası onu ittiham etmiş, sen zina ettin, etmedin, yemin etmişler. Bunlar, bu dördü de, la tahta tabne, uya değil, bak, la tahta tabne, bunlar kına sürünemezler. Çünkü kına sürmek sisten ya, işte onlara ihtat vacip, evet. Ve la tatayyebne, ve la tatayyebne, koku da sürünemezler. وَلَا يَلْبَسْنَ ثَوْبًا مَسْبُوغًا Boyanmış elbise de giyemezler. وَلَا يَخْرُجْنَ مِنْ بِيُوتِهِنَّ Evlerinden de çıkamazlar. Dikkatler bitinceye kadar. فَهَاُولَا اِلَّذ۪ينَ رَوَيْنَ عَنْهُمْ هَذِهِ الْاَسَرِ İşte şu bir kimseler ki bu eserleri, hadisleri rivayet ettik onlardan. مِنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالتَّابِينَ Ashab-ı Resulullah'tan ve tabiinden bu kadar bir fetvaları nekleyledik. قَدْ مَنَعُوا Bunların hepsi men eylediler. اَنْ مُتَوَفَّ عَنْهَا زَوْجُهَا Kocası vefat eden kadını مِنَ السَّفَرِ Seferden men eylediler. وَالْاِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِهَا Evinden çıkmasını da men eylediler ki iddeta iddeti içinde. Ne sefere gidebilirler ne de evlerinden başka eve gidebilirler. وَرَخَّصُوا لَهَا Fakat ona ruhsat verdiler fil huruci çıkmasında evinden çıkmasında fi beyad-ı nihariha gündüzün ışığında alan febi de fi beytiha evinde gecelemek şartıyla hepsi böyle fetva verdi. Vakad karane ba'duhum na'ha bazıları bu kocası ölene mukarin kıldılar onu eş tuttular ki el mutallakatel mebtude üç talakla boşanmış kadını da bununla beraber tuttular. O da böyle dediler. O da evinden çıkamaz. فَتِعَلَهَا كَذَٰلِكْ Onu kıldı, böylece فِي مَنْعِهِ يَهَا مِنَ السَّفَرِ O da sefere gidemez dediler. وَالِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا İddeti içinde evinden başka yere gidemez. وَلَمْ يُرَخِّسْ أَحَدٌ مِنْهُمْ Bu ulemadan hiçbirisi ruhsat vermedi. لَهَا O üç talakla boşanan kadına fil hurûci min beytihâ neharen gündüzün evinden çıkmasına da müsaade etmediler. Hoca söylene müsaade var da fakat mutallakaya müsaade yok. Kemâ ruhhuselil müteveffâ anhâ zevcuhâ hoca söylene ruhsat verildiği gibi buna ruhsat vermediler. Fesebete bizalik bununla sabit oldu mâ zekernâ min men'ihimâ minesseferi fi iddetihimâ İster kocası vefat etmiş kadın, isterse üç talakla boşanmış kadın, bunlar sefere gidemez. Evet, iddetleri bitinceye kadar bu sabit oldu. Vel huruc min menzilihima, kendi evlerinden çıkması da, çıkmaması. Evet. Vel huruc min menzilihima, menzillerinden çıkmasından da mene sabit oldu. İlla maruh hüselil mütevaffa anha zevcuha, illa kocası ölen kadına verilen ruhsat başka, minel furuci min beytiha evinden çıkmasında müsaade edilmesi fi beyad-i nehariha gündüzün halet zarureti o da zaruret için. Kocası ölen bir kadının nefakası kimseye vacip değil. Kendi nefakasını kendi temin edeceğinden gündüzün çıkması lazım. Ama üç talakla boşanmış bir kadının bizim mezhebimizde çıkması caiz değil. Niye? Bak ulemadan hiçbirisi onun gündüzün çıkmasına müsaade etmiyor. Demek ki nefakası kocasına vacip. Bu da öteki mezheplere reddiye var. Mesela Hanbeli de diyor ki üç talakla verdi mi nefakada vacip değil. Halbuki ulemanın hiçbirisi o kadını evden çıkmasına müsaade etmiyor. Acından mı olsun? Kocası nefakasını vermesin. Bu kadın ne yesin? Ya demek bundan anlaşılıyor ki üç talakla boşanan bir kadının nefakası kocasının üzerine vacip.
وهذا كله işte bu okuduğumuzun hepsi kavlu Ebi Hanife ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahmetullahi aleyhi. Bu üç imamın kavilleri budur. Üçünün kavli de budur. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse, dese ki فَاِنَّ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَلَى نَا diyor. Sen böyle diyorsun ama İmam-ı Azam burada belki hata etmiş. Baksana Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a قَدْ كَانَتْ سَافَرَتْ بِيُخْتَى اُمْ كُلْسُ فِي عِدَّتِهَا Kendi kız kardeşi Ümmü Külsüm'ün iddeti içinde onunla sefer etti. Hazreti Talha'nın ailesiydi Ümmü Külsüm. Cemel Vakası'nda Hazreti Ayşe mağlup olunca Medine'ye Hazreti Ali tuttu, onu gönderdi. O da Mekke'ye gitti. Hazreti Talha'da şehit düştü. Hazreti Talha'nın ailesi Ümmü Külsüm iddetteydi. Kız kardeşine yazdı ki Mekke'ye gel. O da Medine'den kalktı, Mekke'ye gitti. Beraber hac ettiler. Hazreti Ayşe nasıl iddet içinde kendi kız kardeşinin evinden çıkardı? Demek ki onun çıkarması delalet ediyor ki bu caizdir diyor. Binaenaleyh Ebu Hanife hata etmiş burada. Bak Hazreti Ayşe'nin yaptığına muhalif diyor. Böyle itiraz ederse. وَزَكَرَ فِي ذَلِكَ Bu meselede zikreyledi muhakkak haddesana şu rivayeti. Ki bize rivayeti iledi İmam-ı Tahavi buyuruyor İbn-i Ebi Davud. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثني جرير بن حازم قال سمعت أتى أن يقول إن عائشة حجت أزلت عائشة حجت بأخت أم كلثوم في عدتها kız kardeşi أم كلثوم عدتindeyken onunla beraber حج ettiler. Bir bu. İkinci rivayet حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا أبو غسان قال حدثني جرير قال سمعت أتى أن يقول حجت عائشة بأختها في عدتها من طلحة بن عبيد الله Hazreti Talha'nın vefatıyla iddetteyken Hazreti Ayşe evet kız kardeşi Ümmü Külsüm'de hac etti. Bu hadis iki. Haddesene ibn-i Mezduk kal, haddesene Ebu Amr el-Akdiyyum kal, haddesene Eflahan el-Kasim en Ayşe'te enneha haccet bi uhtiha Ümmü Külsüm fi iddetiha. Bu üç. Hazreti Ayşe Ümmü Külsüm'le beraber hac etti. Dördüncü hadis. Haddesene Rabi'ül Mezdin'u kal, haddesene Şuayb ibn-i Leys. قال حدثنا الليث عن أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة مثله كان هزة عائشة دört rivayetle geliyor ki Ümmü Külsüm'le beraber hac etmişler. Halbuki Ümmü Külsüm Hazreti Talha'nın vefatından sonra iddetini bitirmemişti. قيل له bu adama denilir ki إنما كان ذلك للضرورة Hazreti Ayşe'nin böyle yaptığı bir zaruret için oldu. Yoksa hüküm böyledir diye değil. Bunda zaruret vardı. لَاَنَّهُمْ كَانُوا ف۪ي فِتْنَةٍ Vakıtta fitne içindeydiler. Ashab-ı Cemel, ashab-ı iki tarafı ayrılmış, birbirleriyle harp etmişler. Hazreti Ali'nin tarafında olanlar, Hazreti Talha'yı şehit etmişler. Birbirlerine girmişler. Bu bir fitne zamanıydı. Hazreti Ayşe mağlup olmuş, esir düşmüş, esir muamelesi yapmak istemişler. Hatta o Hazreti Ali'ye kızmışlar ki bunların mallarını teksim edeceğiz. Bu ordunun malını alacağız, kadınları esir edeceğiz, kadınları cari olarak kullanacağız. Hazreti Ayşe demiş ki, peki Ayşe hangisi, hanginizin hissesine düşecek demiş. Hazreti Ali onlar öyle demiş, madem bunların malını alacaksınız, teksim edeceksiniz. Ayşe kimin hissesine düşecek? Bütün müminlerin anası. Bu onu alan adam, onu cariye mi istemal edecek? Bu olmaz dedi. Bu bir fitnedir, fitne oldu, söndü. Onlar gene bizim gibi hürdürler, mallarını alınmaz, kendileri esir edilmez diye men etti Hazreti Ali radıyallahu anh. Şimdi bu fitne esnasında Hazreti Ayşe Hazreti Talha'nın ailesini nerede bıraksın, kimin yanında bıraksın? Talha'yı öldüren adam gider karşısında musallat olur. Onun için diyor bu zerurettir. لَنَّهُمْ كَانُوا فِي فِتْنَةٍ Fitne değildiler. قَدْ بَيَّنَ ذَٰلِكَ Peki fitnede olduğundan dolayı Hazreti Ayşe bunu yaptı, bunu nekle nispet edebilir misin? Ederim diyor. O da nedir? مَا حَدَّسَنَا بْنَ اَب۪ي دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا الْوَفِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا بْنِ اِسْحَاقَ اَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ اَنْ اَب۪يهِ قَالَ لَمَّا قُتِلَ تَلْحَةُ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَوْمَ الْجَمَلِ يَوْمِ الْجَمَلِ'de Hazreti Talha'yı katledildi. وَسَارَتْ Ayşe-i Vila Mekke, Hazreti Ayşe de Mekke'ye gitti. وَاَسَتْ Ayşe-i Vila Ümmü Külsüm bahiye bil Medine. Ümmü Külsüm Medine'deydi. Hazreti Ayşe ona haber gönderdi. فَنَقَلَتْهَا اِلَيْهَا اُنِ kendisinin yanına aldırdı. Lima lemma kanet yahut da lima kanet tetekabbatu aleyha minel fitne. Fitne olduğundan korkardı, korktu. Ona bir zarar erişir.
Vahye fi iddete, o da iddetindeydi. İşte bu rivayetten Kasi bin Muhammed diyor ki, fitneden kurtulduğunda Hazreti Ayşe bunu yaptı. فَهَاكَذَا نَقُولُ Biz de böyle deriz. اِذَا كَانَتْ فِتْنَةٌ Fitne oldu mu? يُخَافِ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ Öyle fitne ki, iddette olan kadından korkulur. مِنَ الْاِقَامَةِ فِيهَا Evinde ikamette, مِنْ تِلْكَ الْفِتْنَةِ Evinde ikamet ettiği ise, orada kalsa, iddetini beklese, bir fitneye düşmesi, korkusu varsa, فَهِيَ فِي سِعَةٍ مِنَ الْخُرُوجِ O kadın çıkmakta genişliktedir. Yani ona caizdir. فِيهَ O fitnede اِلَى حَيْثُ اَحَبَّتْ مِنَ الْاَمَاكِنِ Herhangi bir yer emin ise, arzu ediyorsa, oraya gitmeye, اَلَّتِ تَأْمَنُ فِيهَا Öyle mekan ki orada emin olur. مِنْ تِلْكَ الْفِتْنَةِ O fitnede. Fitne olan yerden çıkıp, emin olan bir yere gitmesi onun için caizdir. Ve billahi tevfik. Tevfik Allah'ın emridir. Vallahu teala a'lem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sellem.